Kadınlardan açıklama yapan Ecem Köse, ekonomik krizden en çok etkilenenin güvencesiz, esnek ve kayıt dışı çalıştırılan kadınların olduğunu söyledi. Kadınlar artık susmayacak, susmayacaklar, susmayacak. 1857 yılında kadınların eşit işe eşit ücret hakkında sahip olmak yolunda dokuma tezgahlarında verdiği mücadelenin emeğin, özgürlüğün, barışın adıdır 8 Mart. 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın düşük ücret, uzun çalışma saatleri ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yaptılar, can verdiler. Bizler bugün o gün yanarak ölen kız kardeşlerimizi anarken onların bizlere miras bıraktığı mücadele ruhuyla bir kez daha haykırıyoruz. Dünya yerinden oynar kadınlar birlik olsa. Ekonomik krizden en çok etkilenen güvencesiz, esnek ve kayıt dışı çalıştırılan bizler oluyoruz. İşsizlik, pahalılık ve toplumsal çürümenin sonucu olarak arka arkaya intiharların yaşandığı bu günlerde yaşanan ekonomik krizin sonuçlarını biz kadınlar iş yerlerimizde, evimizde, sokakta en ağır ve acı şekilde yaşamaktayız. Şiddete, ayrımcılığa, eşitsizliğe, adaletsizliğe, işsizliğe karşı eşitlik, özgürlük, dayanışma, adalet, barış ve emeğimizin hakkı için buradayız. 8 Mart dünyada 33 ülkede genel tatil günlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde de 8 Mart'ın tüm kadınlar için resmi tatil olarak ilan edilmesini istiyoruz. Basın açıklamasında Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataş da bir konuşma yaptı. Bugün iyi de 364 gün ne olacak? Onu düşünmek lazım. Eğer biz kadınlı erkekli yaşamayı öğreneceksek 365 gün bu şekilde yaşayacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi eğer toplum kadınıyla beraber koşarsa o zaman başarıya ulaşır diyor. Büyük kurtarıcı. Tabii Büyük Kurtarıcı'nın kadın haklarıyla ilgili çok önemli işleri var. Örneğin 1934'teki seçme seçilme haklarının verilmesi dünyada hayretle karşılanan bir karardı. Ama yılmadan o kararın arkasında durdu. Çok çağdaş bildiğimiz İsviçre bile 1972'de kadına seçme seçilme hakkını verdi. O açıdan Mustafa Kemal'in ne kadar değerli olduğunu, onun yerinin ne kadar farklı olduğunu bir kez daha tekrarlamak isterim. Değerli arkadaşlar, toplumun %50'si erkek, %50'si kadın. Artık iyi bir noktaya geldi. Ama gelecekte ben kadın popülasyonunun erkek popülasyonunun önüne geçeceğine inanıyorum. Çünkü bizleri doğuran da kadınlar, analarımız. Yani topluma baktığınızda %100 kadın eseri insanoğlu olarak.